Merhabalar efendim, hoş geldiniz Kıbrıs TV ekranlarına, gündemden notlara. Evet, bugün stüdyo konuğumuz Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabiha Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Evet, yorucu herhalde. Çalışmaları tabii görüyoruz, duyuyoruz. Nasıl gidiyor Lefkoşa'da? Son yollarla ilgili bir takım yoğun çalışmalar olduğunu gözlemliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki şanssız başlamıştık asfalt ihalesine. Bizden önceki dönemde sözleşmesi imzalanmış bir firmayla başlamıştık. Fakat firma taahhütlerini yerine getirmedi ve uzun bir aradan sonra belediye yaklaşık 80 bin TL'lik tazminatına el koyarak bir yeni ihale sürecine girdik. Bu yüzden birazcık tabii ki süreç uzadı. Kış koşulları da geldi vesaire. Şimdi mevcut ihalemiz çok iyi gidiyor. Tamamlanmak üzere ilk kısmı. Daha doğrusu yani bütünü tamamlanmak üzere. Çok azlık bir kısım kaldı. %15 civarında, %85'i bitti. %15'i kaldı. Çok çok böyle kullanılan bazı yollarda genel sıkıntıyı giderdik ama daha çok yapacak işimiz var. Bu alanda da bitti anlamında kullanmıyorum bunu. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. İkinci ihalemizin onayını bekliyoruz şimdi. İkinci ihalemizde 3 aşağı 5 yukarı aynı parasal oranda olacak. Bu ihalenin sonunda, yani ikinci ihalenin sonunda büyük bir rahatlama bekliyoruz. Ve bunun haricinde tabii ki ana caddelerimizle de ilgili yeniden bir kurgulama süreci gündemde. Yani Mustafa Ruso Caddesi, yani Kıbrıs Gazetesi, Küçük Kaymaklı Çemberi arası. Hamitköy Çemberi, Hamitköy Kahvesi arası, Atatürk Caddesi. Mimar Mehmet Vahip Caddesi, yani Hamitköy Çemberi Atatürk Öğretmen Akademisi arası. Ve Doktor Burhan Nalbantoğlu Gönyeli Çemberi'nden Başbakanlık Işıklarına kadar olan bölgenin de yeniden tasarlanması gündemdedir. Kesin kaynağı bulmadan tabii ki bunları açıklamak istemiyoruz henüz ama bunların çalışmalarını arkadaşlarımız yürütüyor. Bunlarla birlikte Lefkoşa çok çok büyük bir nefes alacak. Bir tek asfalt yönünden değil, şehrin yeniden dizaynı yönünden de önemli bir noktaya gidilecek. Tabii ki ama insanların esas hissedeceği düzgün bir asfaltla gidip çağdaş bir şehre geldiklerini hisseder bir nokta olacak. Evet, aynı zamanda bu yoldan açılmışken konu bir takım düzenlemeler yapıldı talepleriniz doğrultusunda. Milli günlerdeki törenlerle ilgili. Nasıl tepki aldınız, olumlu olumsuz mu? Oldukça olumlu. Yani onu altını çizeyim. Biliyorsunuz ki Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 4 kez askeri tören düzenlenmekte yılda. Bunların tören provalarıyla birlikte aşağı yukarı 8 kez yol kapatılmaktaydı. Yani bu yolda Gönyeli Çemberi ile Hamitköy Çemberi arasında, daha doğrusu Kıbrıs Gazetesi arasında bir yer. Buraya giden çok özellikle prova günleri. Çünkü tören günlerinde herkes tatil olduğu için yine bir nebze bu sıkıntı yaşanmıyor ama özellikle prova günlerinde sanayi bölgesi felç oluyordu. Biliyorsunuz bu güzergahta yine bir üniversitemiz var. Üniversite giriş çıkışları tam bir kaos haline geliyordu. Taşkınköy, Göçmenköy bölgesi ve biliyorsunuz aynı zamanda da devlet hastanesiyle bir özel hastane, 3 tane de özel hastaneyi, 2 tane de özel hastaneyi ilgilendiren bir bölgeydi. Bu konuda biz bir yazı yazdık ilgili taraflara ve yeniden düzenlenip yeniden düzenlenmesi talebimizi dile getirdik. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Buraya Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Protokol, askerin üst düzey temsilcileri katıldı ve buradaki yapılan çalışma neticesinde provaların bir önceki pazar gününe alınması ve mesela geçtiğimiz pazar bu prova yapıldı ama kimse bu provanın yapıldığını dahi hissetmedi. Bu bile aslında ne kadar küçük ama önemli bir adım atıldığını bize gösteriyor. Törenlerin de öğleden sonraya alınması teknik açıdan bize bir miktar rahatlık sağlıyor. Ne anlamda? Biliyorsunuz güzergahların temizliğidir vesairesidir. Bu ve benzeri unsurlar ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bizim en azından sabah burada bir hareket kabiliyeti sağlıyor bize. Trafik açısından yine bir sabah hareketi engellemiyor. Bu bağlamda bizce önemli ve ileri bir adım atıldı. Tabii ki biz içerik yönünden yetkili bir
kurum değiliz. Yani hı hı. Lefkoşa Türk Belediyesi törenlerin içeriğinin ne olması gerektiğini belirleyen bir kurum değildir. Ama Lefkoşa şehrine ilişkin trafik ihtiyaçlarını pek tabii ki dile getiren, bunlara ilişkin yorum yapabilen ve ilgili tarafları bu bağlamda masaya oturtma becerisini gösterebilen bir kurum olduk en azından bu dönem için. Bence önemli bir noktadır. Umarım ki Lefkoşa ve Lefkoşa'ya uğrayacak olanlar bu yeni durumdan faydalanırlar. Hı hı. Bu bağlamda biz gerçekleşen aktivitenin çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz pazar da bunun çok ciddi bir örneğinin yaşandığını düşünüyorum ben. Evet, aynı zamanda bir rehabilitasyon projesi var, proje halinde yanılmıyorsam Kanlıdere ile ilgili ve bir bisiklet yolu. En fazla beklenen herhalde bu Lefkoşalı tarafından. Çok fazla herkesin artık bir bisikleti var ve bisiklet yolu istiyor. Şimdi tabii ki Lefkoşa çağdaş bir şehir olarak kurgulanırken bisiklet yolları da bunun bir parçası olacak şekilde kurgulanacak. Hı hı. Ama konuşmamın başında ifade ettiğim bir nokta vardı. Lefkoşa'nın tüm girişlerinin yeniden kurgulanması gerekiyor. Yani çağdaş bir şehre, bir başkente girdiğimizi anlamamız hı hı. gerekiyor. Ve bu düzenlemeleri yapılırken bizler bisiklet yollarını da buralara entegre edeceğiz. Onu ifade edeyim. Ama Kanlıdere'nin rehabilitasyonu, yani işte bu Pedios Deresi projesi çok Lefkoşa imar planının bir parçası esasında. Ve bunu da Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonumuz ve Projeler Bölümü hı hı. çok uzun zamandır çalışıyor. Nasıl olabileceğine ilişkin. Açıkçası ben genelde kaynağını bulmadan bazı şeyleri açıklamaya çekinirim. Ama bu alanda çalışan heyecanlı arkadaşlarımız var. Onların da heyecanını öldürmememiz gerekiyor. Onlar bu projeyi tanıtmaya başladılar. Umarım Bisiklet Federasyonu yetkilileriyle de birlikte gereken kaynak miktarları bulunur. Ve Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın güneyini ile Lefkoşa'nın kuzeyini de bir anlamda bağlayabilecek bu bisiklet yolu hayat bulur. Ama şu an için bunun kaynağını bulduk, yarın buraya başlıyoruz diyecek noktada değilim ama hı hı. bu olması gereken bir proje. Biz bununla ilgili kaynak arayışlarımızı başlattık ve hedefimiz de Metehan bölgesine bu yolun devamını sağlayıp aşağı yukarı bir 10-12 kilometrelik bir bisiklet yolu elde etmektir. Karayollarını da bu konuda görüştük. Karayolları da olumlu bakıyor bu meseleye. Özellikle zaten hali hazırda herkesin kalın yol olarak tabir ettiği yeni Güzelyurt Çevre Yolu'nun Lefkoşa Güzelyurt Çevre Yolu'nun Karayolları Dairesi tarafından çalışılıyor bizlerle birlikte. Bu bağlamda da Lefkoşa'ya sanıyorum ki eğer hükümette bir istikrar sağlanabilirse bir bisiklet yolu kazandırılabilecek. Bir büyük bir park için çalışmalar başladı. Orada da herhalde bir takım... Ya ben hiç duyurusunu yapmadım parkın. Onu ifade edeyim. Şimdi bir... Mevcut hükümet diyelim artık sayılı saatleri kaldı ama Özkan Yorgancıoğlu hükümetinin başbakanlık altında yürüttüğü bir çalışmanın sonucu bu. Aşağı yukarı Lefkoşa'da 200 dönümlük bir yer ayrıldı bununla ilgili ve yürütme de başbakanlıktadır. Yani bu bize devredilmiş değil. Biz paydaşlardan biriyiz o projenin. Şunu söyleyeyim. Çok kolay bir mesele değil. Yani ne ülkenin şu an için o tasarlanan kaynağı oraya yatırma şansı var ne bizim belediye olarak böyle bir şansımız var. Ama bir rezerv bölge olması bu alana ilişkin ileride herhangi bir çözüm durumunda o bölgenin uluslararası fon kaynaklarıyla çok ciddi bir park haline getirilebilmesi bence hayati bir önem taşır. Lefkoşa'nın ciğeri olabilecek bir alan yaratılmış olur. O yüzden ben bu konuda hükümetin almış olduğu kararı tabii ki Lefkoşa açısından çok olumlu buluyorum. Umarım ki altyapısı da oluşturulabilir hükümet nezdinde ve hayat bulabilecek bir proje olur. Proje çöplüğüne yeni bir proje eklemeyiz. Peki aynı zamanda kurulacak kurulan açık pazar var terminal bölgesinde. Evet. O esnafı çok fazla heyecanlandırdı. Bizi onu de. Biraz detaylandıralım. Evet, yani ben şunu söyleyeyim. Çok sık gidiyorum ben de açık pazara. Esnafla, vatandaşla konuşuyoruz. Terminalin esas fonksiyonu bir terminal. Yani otobüslerin durmaksı gereken
Lefkoşa'nın içerisine girmeden park etmelerini sağlayabilecek bir merkezi yer. Biliyorsunuz daha önceleri fuar alanında yapılıyordu Lefkoşa açık pazarı. Hı hı. Fakat spor dairesiyle uzlaşılamaması ve bir önceki dönemde çok hor kullanılması nedeniyle fuarın bu alanı bize tahsis etmediler. İki buçuk yıldır terminalde kuruluyor. Ve çok yoğun da bir ilgi var pazara. Fakat buranın altyapısı otobüsler için kurgulandı. Buranın altyapısı, buranın temizliği, su, drenajı, güneşten ya da yağmurdan korunabilecek bir noktada değil. Etrafında bulunan ağır yerleşimden dolayı da trafik açısından çok ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Biz de ilk geldiğim günden beri bazı alternatif yerler aramaya başladık. Bir tane yerin çok uygun olduğunu gördük. O da Özker Özgür Caddesi'nde. Yani şöyle söyleyelim, Kıbrıs Gazetesi'nden ilk Kaymaklı'ya doğru geldiğinizde, ilk çemberden Atatürk Öğretmen Akademisi'ne doğru gittiğiniz cadde Özker Özgür Caddesi'dir. Hı hı. Bu caddenin ortalarında bu vakıfların yeni yapmış olduğu dükkanların yanında bizim bir arazimiz var. Bu araziyi açık pazar olarak kullanmaya karar verdik. Projesini oluşturduk, ilk çizimlerini yaptırdık ve duyurduğumuz günde kaynağını temin ettik. Ve bu proje 2-3 ay içerisinde ihale edilebilecek bir noktaya gelecek ve Lefkoşa için sadece bir açık pazar merkezi olmayacak. Onun altını çizeyim. Yani sadece pazardan pazara kullanılabilecek bir mekan yaratmak istemiyoruz. Orada en azından bir 4-5-6 gün yaşam bulabilecek farklı etkinlikler, organik pazarların, kadın emeği pazarlarının olabileceği, küçük belki aktivitelerin yer alabileceği bir nokta olarak görüyoruz. Eminim daha farklı ki, bir hava katacak o zaman. Orayı ekonomik bir yaşam alanına çevirecek. Düşünün siz, vakıflar bugün dünya kadar yatırım yapıp oraya dükkanlar yaptı ama çok insan dahi bilmiyor an itibariyle bunu. Sanıyorum o caddenin ruhu, havası değişecek. Bir başka avantajı da şu Sevim, oranın. Orası trafik açısından sıkışsa bile Lefkoşa'nın damarını etkileyen bir nokta değil. Yani alternatif birçok yer var Lefkoşa'ya giriş yapabileceğiniz vesaire. Vakıfların dükkanlarının birçok park yeri var. Yan tarafı vakıflarla konuşup kiralama niyetindeyiz. Orayı da bir alternatif park yeri yapabilmek için. O yüzden bence çok önemli bir adım olacak. Hedefimiz bunu 2016 yılı içerisinde tamamlayıp, umarım ki her şey yolunda gider, 2016 yılı içerisinde tamamlar ve hizmete sokarız inşallah. Şehrin 365 günü etkinliğinde Lefkoşalı'yla buluştunuz. Doğru. Nasıl geçti? Yani şunu söyleyeyim, biz ilk günden beri aynı sistematiği izlemeye çalışıyoruz. Halka yakın noktaları seçmeye çalışıyoruz. Yani bu 365 gün içerisinde aşağı yukarı 1000'e yakın insanla görüştük. Hı hı. Bir 45 perşembe toplantısı gerçekleştirdik. 14 kez de bölge toplantısı yaptık. Biz artık ikinci, üçüncü turlarımıza başladık bazı yerlerde. Ve bunların tümünü de halkın kolay erişebileceği, çekincesiz gidebileceği, yani bazı 5 yıldızlı oteller değil, yani bir suyu vatandaş geldiğinde 10 liraya alabileceği yerler değil, vatandaşın günlük kullanımıyla ilgili. Bundan bile eleştirildiğimiz için söylüyorum, işte egzozların arasında toplantı yaptı Mehmet Armancı, kendini çiprasa benzediyor, kulağına mikrofon taktı filan dediler. Yani kulağıma ben mikrofonu takmak istemezdim ama rüzgar varmış, o yüzden taktırttılar, yani yapacak da çok bir şeyim yok. Bunun dışında bence biraz uzun tuttuğumuz bir toplantı oldu. Umarım gelenler sıkılmamıştır. Şehirde yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla 365 gün değerlendirmesi yaptık. Biz korkan bir belediye değiliz. Yüzleşmekten imtina eden bir belediye değiliz. Biz gül bahçesine gelmediğimizi zaten biliyoruz. Ve biz burada neler yaptığımızı, neler planladığımızı, nelerde zorlandığımızı ama bunu dürüstçe topluma yanlış ve manipülatif bilgi yerine doğru bilgiyi vererek yapmaya çalışıyoruz. Bizden öncekilerin bir yıllık basın toplantılarında
yaptıkları gibi bazı rakamlarla oynayarak işte borcu düşük gösterme, faiz oranlarını orada göstermeme gibi insanlara yanlış manipülatif bilgiler vererek hatta yalan söyleyerek bir basın toplantısı yapmayız. Hı hı. Biz yaptığımızda tüm gerçekleri, yalan gerçekleri yaparız. Çünkü bizden sonra gelecek olanlar bunları görüyor. Yani biz ilk gün geldiğimizde zannediyorduk ki 130 milyon borç var mesela. Çünkü rakamlar oydu. Meğerim faizler yokmuş. O yüzden biz 155 milyon borç bulduğumuzu öğrendik sonra. Yani bunları bakıyorum bu belediyeyi daha önce yönetenler... Evet, Sayın Fellaoğlu'nun bir eleştirileri var. Borç miktarının yükseldiği ve felakete doğru sürüklendiği. Yani şunu söyleyeyim. Yani keşke diyorum ki sevgili Selim bunu başka biri açıklasa. Mesela hiç belediye başkanlığı yapmamış. 14 ay boyunca borcu indirmiş, borçla ilgili önemli adımlar atmış biri yapsa çok anlayacağım ve tutarlı bir taraf bulacağım. Ama 14 ay içerisinde siz 118 milyondan 155 milyonlara gelmişseniz bunun bir sebebi olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bunun üzerine işte ben 155'ler aldım 173 milyon bugün borç var da belediye felakete doğru sürükleniyor demek. En basitinden ucuz siyaset yapmaktır. Yani o yüzden en son beklediğim insandır esasında Katri Bey bunları söylesin. Çünkü kendi 14 ay belediye başkanlığı yapmıştır, seçim kaybetmiştir ve tüm bunları başaramadan gitmiştir. Yani 118 milyondan borç devraldı, 155 milyon borç bıraktı. Tabii ki bu borcun yükselme sebepleri vardı. Biz birebir çıktığımız televizyon programlarında bile bunun nedenlerini söyledik. Yani hak verdik bazı noktalarda çünkü neleri yapıp neleri yapamayacağını biliyorduk belediyenin. Hı hı. Ama görüyorum ki bu ve benzeri açıklamalar hala daha Lefkoşa Türk Belediyesi'ni neden kaybettiklerini anlamadıklarını gösterir bana. O yüzden de siyasetin bu ucuz mekanizması içerisinde çok da yer almak, çok da cevap vermek istemem açıkçası. Biz bunu açık yürekli o gün toplantıda da söyledik. Yani başaramadığımız bir şey budur. Neden başaramadık? Çünkü çalışanlarımızın sosyal sigorta ihtiyaç sandıklarını yatırabilecek ekonomik gelire henüz kavuşmadı bu belediye. Aslında şunu söyledim ben. Doğrudur, bugün yatırabiliriz bunu. Yani biz başlarız yatırmaya ama önümü görmem lazım. 2016 yılı bütçesinde yerel gelirlerdeki artış miktarının ne olacağını öngörmem lazım bunun sürdürülebilir olması için. Yeni yasanın şu 50 tane milletvekilinin kaçı vakıftır emin olamadığım yerel yönetimlerin yeni yasasının bizi bağlayıcı birçok hükmü var. Bunun bir belirlenmesi gerekiyor ki bir ileri adım atabilelim. Ben en azından şunu yapmayayım. Bugün ben görevi bırakacak olsam gelecek olan insanın kullanılabilir 8 milyon lirası vardır. Kullanılabilir 8 milyon lirası vardır. 6 milyon overdraft, 2 milyon parası vardır bugün bayramları yatırmamıza rağmen. Hı hı. Yani ve geriye dönük hiçbir sosyal sigorta ihtiyaç sandığı haricinde hiçbir borcu yoktur belediyenin çalışanlara. Bunlar da neden olduğunu kendilerinin daha iyi bildiği unsurlardır. Ve ben inanıyorum ki 2016'nın ilk çeyreğinden itibaren biz sigortalarımızı da yatırmaya başlayacağız. Eğer yeni yasada bizim ve benzeri durumda olan belediyelere ilişkin doğru bir yaklaşım sergilenebilirse. Biz bugün de yatırabiliriz ama Ocak ayı içerisinde eksi 1 milyon overdraft'ta düşme ihtimalim var. Yani 6 milyonluk kullanılabilir overdraft'ım var. Yani hala daha 5 milyon kullanabilirim oradan. Ama bunu biz bir hareket kabiliyeti olarak görmek zorundayız. Bunu biz bir yaşam alanı olarak göremeyiz overdraft'ı. Orada yaşayan değil. Ben geldiğim gün 3,5 milyon lira overdraft'ın 3,5'u da doluydu. Ve bir aylık geri ödemesi lazımdı çalışanlara maaşının. Yani bunu mu söyleyelim ya? Biz bunları söylemek dahi istemeyiz. Yani ne olduğunu, ne bittiğini. İyi bir finans mekanizması sağladık. İyi bir borç yapılandırması yaptık ve takas yaptık biz borçlarımızı. Aynı miktarda bir borçla takas yaptık. Geçen yıl ilk 6 ayda ödenen overdraft'ta faiz miktarı kaçtı bilir mi? 235 bin TL. 2014 ilk 6 ayda. Bizim bu yıl ödediğimiz kaçtır? 33 bin TL. Yani 7 kat faiz daraltması yaşattık biz bu belediyeye. Yani bunu dahi göremiyorsak ve bunu dahi idrak edemiyorsak önce ciddi bir sıkıntı var. Biz oturup beklemedik. Hükümet bize yardım etsin de aman kurtulalım diye.
3.2 milyon bir yıl içinde çalışanımızın emekli ikramiyesine, sosyal sigortasına ve ihtiyaç sandığına ödeme yaptık ve bu emekliye çıkan çalışanlarımıza ihtiyaç sandığı hariç neredeyse bütün ödevlerimizi gerçekleştirdik. Ben geldiğimde hiç kimseye ödeme yapılmıyordu geriye dönük. Hiç kimseye. 2,5 milyon geriye dönük ödeme yaptık. 2,5 milyon yani bu belediye bugün %100'lük bir belediye mi? Hariç değil. Ama bunları hiç kimseye yakınmadan, hiç kimseye bunları problem yarattırmadan nedir insanların problemleri bunu alarak yapabileceklerimizi yapmaya çalışan bir belediye konumuna geldik. Ben saklamıyorum rakamlarımı. Sosyal sigortalara bizim 45 milyon faizi içinde borcumuz, ihtiyaç sandığına 50 milyon faizi içinde borcumuz, vergi dairesine 38 milyon faizi içinde borcumuz var. Bakın bunlar kolay rakamlar değil. Yani bunların yapılandırılması, bununla ilgili olarak ileri adım atılması neredeyse merkezi idarenin özel bazı imtiyazlarını gerektirir. Ama bir tek bize yapsınlar demiyoruz biz. Bize benzeyen 17 tane belediye var. Tüm bunların durumu masaya yatırılsın. Nasıl çözüm mekanizması bulunabilir? Devlet alacağını nasıl tahsil edebilir? Bizler de ödevlerimizi, fonksiyonlarımızı yitirmeden nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun formülü bence üretilebilir. Ben hazırım, ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bu belediyelerin tek kurtuluşu vardır, fonksiyonların birleştirilmesi. Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Lefkoşa birleşecek. Günün birinde birleşecek. Bu birleşmeler yapılırsa hem bizim personelimizi daha verimli kullanma şansımız olacak, hem yerel gelir kaynaklarının birleşmesi neticesinde gelirler inanılmaz derecede artacak ve hizmet verimliliği de bir oranda artacak diye düşünüyorum. Nasıl BESKİ projesi önemli bir proje ise birlikte yapılmış. Mesela biz sevgili Sevim yani oturup hindi tavuğu gibi düşünmedik. Ne falan ama hareket etmeye çalıştık. İnsanlar geldiğinde bu belediyeye karanlık bir vezne görürlerdi girişte. Sırada bekleyen koridorda insanlar oturacak yer yok. Ya böyle bir 2015 yılında böyle bir belediyecilik olabilir mi? Mümkün değil. Yaptık, ettik. Ayrı bir vezne yeri yaptık. Çağdaş insanların oturabileceği, beklerken gazetesini okuyabileceği, televizyonunu seyredebileceği ve o ucube kısmı biz halkla ilişkiler vatandaşla ilk temas noktası haline getirdik. Tüm bunlar büyük başarı mı? Hayır ama bu belediye için başarıdır. Onu söyleyeyim. Çünkü bu belediye hareket dahi edemezdi. Yani o yüzden bunları ara ara hatırlatma ihtiyacı ben de duymaya başladım. Çünkü sanki insanlar böyle insanlar demeyeyim. Siyaseten bu durumu benimsemeyen insanlar diyeyim. Bunların tümünü fuzuli iş. İşte esas meselelerinden uğraşmak da bunlarla uğraşık. Esas mesele kanalizasyonsa 3 kanalizasyon ihalesi bitirdik bir yıl içinde. 3 kanalizasyon ihalesi. Esas mesele temizliğiysaydı Lefkoşa'nın 5 yeni iş arabası aldık. Hem de ek yük bu belediyeye sokmadan. 97 bin sterlin o gün o para ödendi ve bu belediyeye borç yaratılmadı. Ama neyi sağladık biz? Rutin hizmetlerin aksamayacağı bir belediye yaratmaya çalıştık. Ve üzerine de basa basa söylüyorum. Lefkoşa bugün diğer 28 belediye kadar temizdir. Hatta birçoğundan daha temizdir. Üstelik bizden devlet su işleri, o yolların kazımı, mazımı mahvedilmiş bir kent olmasına rağmen. Bizim problemli yerlerimiz çok bellidir. Bizim problemli yerimiz Hamitköy'dür. En önemli problemimiz şehrin içerisinde tabii ki Dumlupınar bölgesine ait bazı sıkıntılar var mıdır? Vardır. Hasbolat'a ilişkin bazı sıkıntılar var mıdır? Vardır. Ama şehrin içerisinde rutin faaliyetlerin birçok belediyenin bir çok ötesindeyiz. Yani hala daha kanalizasyon sistemleri yeni bağlanmış belediyeler var ve bunların adına yıldızlı filan derler. Yok böyle bir şey. Yani bu Lefkoşa Türk Belediyesi'nin %70'e yakını kanalizasyona bağlanmıştır. Bu belediyenin en önemli şanssızlığı kötü bir yönetim geçirmiş olmasıdır. Ve bunu da atlatacaktır. Gerek benimle, gerek benden sonrasıyla atlatacaktır. O yüzden biz iyi niyetle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Eleştiriler olacak mı? Tabii ki olacak eleştiriler. Eksik bıraktığımız unsurlar da olacak. Evet, peki Sayıştay raporuyla ilgili evet. Son kesinleşmiş hali
Sizin de bir başvurunuz oldu mahkemeye. Nedir sorun? Yok, mahkemeye değil. Şöyle söyleyelim. Savcılığa. Biz savcılığa başvuran. Bizim yaptığımız an itibariyle Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Polis'e suç duyurusunda bulunmaktı. İçinde raporunda adı geçen bazı kişilere ilişkin. Kendi personelimize ilişkin Sayıştay raporu sonrası disiplin soruşturma sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Bunun çok fazla artık kamuoyuna ben de tartışılmasını istemiyorum. Çünkü bunları neden açıklıyorum? Beni eleştirenler bir gün önce kendi gazetecilerini yollarlar. Bunları sorarlar. Hiçbir şey yapmadın Sayıştay raporuna ilişkin, hiçbir şey yapmadın. Böyle abuk bir ortam yaratırlar. Biz de mecburen bunları yaptığımızı söylemek zorunda kalıyoruz. Ama isim vermedik biz. İsimler zaten orada Sayıştay raporunun içerisinde. Ama ben üzerime düşeni yaptığımı söylemeye çalışıyorum. Üzerimize bizim bu disiplin soruşturmalarını başlatmak ve Lefkoşalılar adına geçmiş yönetimden davacı olmak. Ve bu dava sürecinde iyi bir avukat aracılığıyla hazırlığını yapıyoruz. Bu avukatımız da hazırlığını bitirdiği anda Lefkoşalılar adına biz de davacı olacağız. Ama beklentimiz nedir? Savcılığın devreye girmesi ve Sayıştay raporuna istinaden savcılığın bunları artık yürütüyor olması. Bizim Mali Polis'ten aldığımız bilgi, eğer bu hükümet süreçleri, polisteki görev değişimi meseleleri belli bir aksatma yakalamazsa Ağustos sonuna bu davaların bir kısmının açılabileceği yönündedir. Umarım böyle gerçekleşir. Çünkü süreçler geçtikten sonra bazen çok geç kalınmış oluyor ve insanlar unutuyor, belletler farklı bir noktaya gidiyor ve geciken adalet de adalet olmuyor. Halihazırda zaten gecikmiş. Ama takipçisi olacağınız. Tabii ki biz takipçisi olacağız ve elimizden ne gelirse görev yetki çerçevesinde yapacağız. Ama ben mahkeme değilim, ben savcılık değilim. Biz kendi disiplin soruşturmalarımızı yürütebiliriz. Orada da yasayla bellidir neler olabileceği. Bunun dışında da sevgili Sevim, Lefkoşalılar adına bu Sayıştay raporu doğrultusunda sembolik de olsa geçmiş yönetime dava açacağız. Peki, çok kısa bir reklam aramız var. Tamam. Bir dakikalık gidiyoruz reklama ve dönüyoruz tekrar. Tamam. Şartsız yolum gözleyen, hatıramda tam şu anda resmi süsleyen, boyumdan yaşımdan büyük son aşkım ol sen. Evim gibi benim gibi hep ol yeter sen. En ılıksın kışımda, hep serinsin yazımda. Gelirken ben yolum şarap misali güzelleşe dursan. Her günüm gecemde şartsız yolum gözleyen, hatıramda tam şu anda resmi süslen. Boyundan yaşından büyük son aşkım ol sen. Evim gibi eziç gibi hep ol yeter sen. Evet, yeniden reklamın ardından birlikteyiz ve Sayıştay raporu ile ilgili şehrin 365 günüyle ilgili orada da yaptığınız bir konuşma vardı. Bu esas faillerin sokakta olduğuna dair. Şunu söyleyeyim sevgili Sevim, yani herkesin bildiğini aslında hiç kimse konuşmuyor. Yani belediyenin içinde herkes bilir, iş çevrelerinin içerisinde herkes bilir. O dönem belediyede farklı bir paralel yapının olduğunu ve bu paralel yapıyla belediyenin aslında
bu iş bazı meseleleri döndürdüğünü herkes biliyor. Ne gibi? Bunlar birilerine ihale peşkeşleri gibi, personelin sırtından rant sağlamalar gibi, intibatlarda belki de rüşvet verilen ortamların yaratılması gibi. Bir nevi mafyalaşmış. Tabii ki yani bunu net olarak söyleyelim. Yani bu memlekette bilinen bazı insanlara korumalık adı altında işte çek, senet, tahsilat işlerini yürüten kimselerin belediye üzerinde çöreklendiği bir dönem yaşandı. Ve bu insanların tümü bunları yaşadı. Birebir yaşadı yani. Hatta Sayıştay'a ifade vermeye gidilirken bana söyleyen bazı personeller var. Çocuklarıyla tehdit edildi. Yani bu insanlar tümü bunları yaşadı. O yüzden esasen vicdanları rahatlatabilecek tek şey vardır. Savcılığın ve polisin bu ilişki biçimini netleştirmesi. Ve bu insanları yargı üzerinde yargılaması ve bu olayın vicdanen artık bitmesi peki gerekiyor. Eğer bu raporda yer almadıysa? Sadece bazı banka hesap numaraları var. Onların kime ait olduğunu bilmiyoruz. O soruşturulup genişletilebilir. Yani şunu söyleyeyim. Yani bu işleri yapan insanlar o banka hesap numaralarında üzerlerine yapmaz zaten. Yani ama onun ilişki biçimi ve bağlantısı keşfedilebilir mi onu bilemiyorum. Polisin kendine ait teknikleri var mıdır? Savcılığın kendine ait teknikleri var mıdır? Bilemiyorum ama bu dönemin ifadesi alınmadı. Bu dönemin ifadesi şudur, işte şu yetkisiz imza attı bilmem nereye, şu farkında değilken ihalede şöyle bir imza attı. Bunlar evet yanlışlıktır. Bunlar belli bir yükümlülük getirmiş midir belediyeye? Yükümlülük getirmiştir. Bu ayrı bir şekilde değerlendirilecek. Ama esasen o dönem belediyenin içerisinde yaşananlar bunlar değildir. Belediyenin içerisinde yaşananların özü, insanların tehdit edilmesidir, insanların ekmeğiyle oynanmasıdır ve her şeyi geçiyorum, usulsüz ve yolsuzlukların o dönemde bunların vesilesiyle yapılmış olmasıdır. O dönemin esasen artık bakılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü gerisi çok basittir. Yani işte çocuk ne der, yasa ne der, bakarsınız onun cezasını verirsiniz. Yani orada çok büyük bir şey yok. Ama bu dönemi böyle 8,5 milyonluk usulsüz harcama var. Belediyeyi siz batırmışsınız. Siyasiler hesap vermesi gerekiyor. Aynı zamanda o döneme ilişkin. O dönemin belediye başkanına hangi dayatmalarla bu kadar personeli işe aldırmışlardır? Hangi kurultay hesaplarıyla bunlar yapılmıştır? Hangi seçimler dolayısıyla bunlar yapılmıştır? Bunların tümüdür aslında sıkıntı. Yoksa 8 milyon, 9 milyon bu belediyenin 6 ayda toparlayıp ileriye götürebilecekleri bir rakamdı. Belediyeyi sıkıntıya sokan o dönemin siyasilerinin kendi nüfuslarını kullanarak belediyeyi bu memur sirkülasyonu içerisine sokmasıdır. Hı hı. O yüzden bence onları yargı bile affedemez. Peki Kıptek'le ilgili bir dava evet. süreci var. Ona ilişkin neler evet, bir ara emri başvurumuz vardı Kıptek'e ilişkin. Biz şunun altını çizeyim. Ben bugüne kadar hep Kıptek'in bizim bir kurumumuz olduğunu, asla özelleştirilmemesi gereken bir kurum olduğunu, Kıptek'in alacaklarına yönelik mutlaka açılımlar gerçekleşmesi gerektiğini savunan bir insan. Ama şunun da altını çizeyim. Ben bir belediye başkanıyım ve belediyeler yasası 95'te çıkan belediyeler yasasına bağlı çalışmalarımı yürütmek zorunda olan bir insanım. Ve o yasa ne diyor bize 85. madde yanlış hatırlamıyorsam? Beldenin aydınlatma sorumluluğu belediyelerdedir. Ve belediyeler bununla ilgili şu oranlarda para çarj ederler vesaire. Şimdi biliyorsunuz 2013 Ağustos'unda yasa gücünde kararnameyle bu alındı ve Kıptek'e verildi. Bu benim sorunum değil. Olabilir. Bakanlar Kurulu böyle bir karar vermiş olabilir. O zaman 90 gün içerisinde sizin bunu ya yasallaştırmanız lazım, yasa gücünde kararnameyi, ya da ortadan kaldırmanız lazım. Hem ikisini de yapmıyorsunuz. Yani ne yasallaştırdınız, ne yasa gücündeki kararname varmış gibi şu an hareket ediliyor. Şehrin içerisinde elektrik parasını siz topluyorsunuz. Ama insanlar benden hesap soruyor bakım ve onarımıyla ilgili olarak. Şu sokak yanmıyor, bu sokak yanmıyor. Tabii ki gaylem mi? Büyük gaylem. Ama insanlar bilmiyor hala daha bende mi değil mi bu sorumluluk. Bizde değil maalesef. Yani biz de diyoruz ki bu olay netleşsin artık. Yani mahkemeye götürdük bu işi. Siyasi otorite ve ERK artık bir karar versin.
Kıpta kendi alacaklarına ilişkin bir formül üretilsin bu harcamalara ilişkin. Ama belediyelerin de içerisinden pay alabileceği ve bakım ve onarım yapabileceği bir model gerçekleşsin. Biz kimilerinin iddia ettiği gibi pişkinlik yapmıyoruz bunu yaparken. Yani Kıpta dünya kadar borçları var da hala daha bakın ne isterler. Ya meselemiz bu değil ki. Meselemiz bizim bunun doğru bir metotla çözümlenmesi meselesidir. Ama kurumları da muhatap alacaksınız. Hı hı. Yani biz Kıpta'ya ne kadar bizim öz kurumumuz diyorsak, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi'nin de ne kadar bizim öz kurumumuz olduğunu her otoritenin idrak etmesi gerekiyor. Biri çocuğumuz, biri üvey çocuğumuz değildir. O yüzden inşallah yeni hükümet bu konuya duyarlılık ve hassasiyet gösterir ve bu meseleyi çözeriz. Çünkü hukuken biz haklıyız. Yani yarın yine bizim bir mahkeme, ikinci ara emri görüşülecek. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Yani o yüzden ihale sürecini durdurduk geçen haftaki ara emriyle. Yani Lefkoşa'ya takılmasın diye bir ara emri alındı. Yani düşünün ki siz bu taşeronlar yapıyor bunu. Siz dünya kadar para veriyorsunuz, bir çemberi güzelleştiriyorsunuz. Adam dört tane lastiklerin üzerine çıkıyor onun. Lambaları değiştiriyor size. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi kaçıyor. Bu neredeyik ya? Voyvodalık mı burası yani? O yüzden yani kurumlar birbirlerine saygı göstermeli. Ve bizim amacımız ne Kıpta'nın zarar görmesi ama ne de Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bundan bu belirsizlik ortamından yara alması. Şunu da söyleyeyim. Birçok belediye başkanı bizi destekliyor bu konuda ama anladığım kadarıyla kendilerinin siyasi pozisyonundan dolayı bunu da açık yüreğiyle dile getiremiyorlar. Birkaç tane cesaretliye ihtiyacımız var ama. Süremizin sonundayız. Çok kısa bir cevap isteyeceğim. Tamam. Nasıl gidiyor Rum Belediyesi ile ilişkileriniz? Ne boyutta yeni bir takım çalışmalar var mı? Şunu söyleyeyim, var bazı çalışmalarımız. Şu an için söyleyemeyeceğim bazı çalışmalar var ama ortak hazırladığımız bir takım noktalara ilişkin çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Şu anda bizim iki geçiş kapısıyla ilgili pozisyonumuz oldukça nettir. Sanırım bu konuda eğer çözüm sürecine ilişkin farklı bir durum ortaya çıkmazsa kısa sürede değerlendirilebilecek bir noktaya gelebilir diye düşünüyoruz. O yüzden Lefkoşalılara farklı nefesler aldırabilecek bu işbirliğini artırmaya çalışıyoruz. Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız, katkı koyduğunuz için. Kolaylıklar diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Evet, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı bizimle birlikteydi. Süremizin ne yazık ki sonuna geldik. 12 kısa haberlerimiz var ve ardından ikinci stüdyo konuğumuzla yeniden burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.